kadrajı ayarladım. Yarım odakladım. Yani yarım bastım odakladı. Bak birçok noktayı odaklıyor. Ve devam ediyorum. Abi bu duygu gerçekten insana bir profesyonellik havası katıyor. Selamun dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Bir önceki testimizde 13 Pro Max yaptığımız video fotoğraf karşılaştırması testinde Sony'yi bilerek, isteyerek ee, düşük gösterdiğimi söyleyenler var. Ne görseler inanmazlar. Biraz fanlık var galiba insanlarda. Ben Sony'ci bir insanım. Anta iPhone'cu bir insanım. Ve ben Sony'yi bilerek, isteyerek, kasten düşük göstereceğim. Öyle mi? Allah Allah akıl fikir versin. Başka da bir şey demiyorum. Ben bu videoyla uğraşırken, saatlerimi ben video için harcarken Adamlar bana ha babam böyle neyse lafı fazla uzatmayacağım videoya geçeceğim. Allah akıl fikir versin herkese diyorum. Herkes izlediğini anlama, okuduğunu anlama, söyleneni anlama zekası versin diyorum. Allah herkese hidayet nasip eylesin. Hadi videoya geçelim. Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Sony deyince aklınıza ne geliyor? Birçok şey geliyor değil mi? Kafadan belki de PlayStation geliyordur. Cep telefonunda Sony deyince ne geliyor? Yani bir türlü ilerleyememiş, zamana ayak uyduramamış <laughs> bir marka gibi bir şey geliyor. Ve Türkiye'de satış artık olmayan bir marka geliyor. Sony deyince cep telefonunda Sony deyince benim aklıma şu geliyor. İnadına giden, dikine giden, doğrularından vazgeçmeyen, kimin ne yaptığını umursamayan, ben doğru yapıyorum doğru budur diyen, ben profesyonellere hitap ediyorum alacaksa onlar alsın diyen bir marka geliyor benim aklıma. Sony Xperia 1 3. Şu an Sony'nin çıkardığı en son model bu diyeceğim. Değil. Bundan sonra bir model daha çıkardı. Daha profesyonel insanlara hitap eden Xperia Pro i diye bir model çıkardı. Pro diye de bir model çıkarmıştı bundan önce. Ama Pro i artık bunun da üstüne gelen bir şey oldu. Lakin arada inanılmaz bir fiyat farkı var tabi. Yani genel kullanıcı ve profesyonel kullanıcılara da hitap eden cihaz bu diyebiliriz. En son çıkardı. Xperia Pro Eye bambaşka bir dünyada takılıyor. Aslında çok bambaşka değil. Bu videomuzda ona da değineceğiz. Telefon elimde değil ama bu telefon elimde olduğu için onun hakkında da konuşma hakkını kendimde hissediyorum. Yani hiç telefon elimde olmadan bir video çekenler gibi değilim en azından. Telefonu alıyorum görüyorum ona göre Diğeri hakkında da bir bilgi sahibi olabiliyorum ki kaldı ki Sony'nin eski modellerinde kullanan biri olarak yeni çıkarttığı bir model hakkında iyi kötü bir şeyler tahmin edebiliyoruz. Peki Sony telefonu bir insan neden almak ister? Tabii ki kamerasal donanımı olarak. Yani sonuçta Sony piyasadaki neredeyse bütün markalara sensör satan bir marka. Bugün en iyi kameralı telefonu e, sensörüne bakacak olsak Sony çıkacaktır altından. Peki kendi telefonunda en iyi kamerayı o mu kullanıyor? Yani en iyi kamera demeyeyim, en iyi sensörü ve yazılımı o mu kullanıyor? Hayır. Öyle bir durum söz konusu değil. Şu an bu videoyu iPhone 13 Pro Max'te kaydediyorum. Bir önceki videomuzda iPhone 13 Pro Max ve Sony Xperia 1 III'ün fotoğraf, video, gündüz ve düşük ışık testlerini yaptık. Fotoğraf konusunda hiçbir şey demiyorum. Sony bu cihazla fotoğraf konusunda bence olmuş, bitmiş olay yani. iPhone 13 Pro Max'i eğer en tepelerde konumlandırırsak kullanırsak ki Huawei P50 Pro var, Mate 40 Pro var, 13 Pro Max'in daha üstünde ama genel kanı olarak insanlardaki genel e, yerleşmiş kanı, yerleşmiş bilgi iPhone 13 Pro Max harika çekiyor. İşte bu telefon iPhone 13 Pro Max kadar bence iyi fotoğraf çekiyor. Profesyonel ellerde daha da iyi çekecektir bu telefon. Tartışmasız bu bir gerçek. Çünkü Pro Modlarındaki olan bu özellikler yani bu telefondaki bu özellikler 13 Pro Max'te falan kesinlikle yok. Bugüne kadar olmadı. Bugüne kadar iPhone 13 Pro Max'te Pro Mod diye bir mod olmadı. Ekstra alacağınız üçüncü parti yazılımlarla bu Pro Modları elde edebiliyordunuz. Ama bu telefonun içinde promot var. Video olarak sinematik. Sinematik demeyeyim. Sinemaya özgü efektlerin olduğu özel bir program var. Yani var da var. Peki neden Sony video konusunda iPhone 13 Pro Max'in gerisinde kaldı? Çünkü bir önceki testte bana göre bayağı gerisinde kaldı. Fotoğraf olarak harika bir şey demiyorum ama video olarak geride kalıyor. Sony Xperia 1, 2'nin incelemesinde ben bu konuya şöyle değinmiştim. Yani yıl olmuştur belki ben o videoyu çekeli. Yıllardır da Sony'nin birçok cihazını test ettiğim için şöyle bir kanıya vardım. Bu piyasa kapitalist düzen. Herkes para kazanmak zorunda. Para kazanmazsam iş yapamam, devam edemem. Sony de para kazanmak zorunda. Şimdi Sony sensör satıyor. iPhone'a satıyor, Samsung'a satıyor, Huawei'e satıyor. Ya işte herkese bir sensör satıyor bir şekilde. Ama çok kaliteli telefonu için, ama orta segment, ama alt segment telefonlar için bir şekilde sensör satıyor. E şimdi sağlam bir tedarikçi olmuş oluyor Sony. Sanki danışıklı dövüş var. Sony'den bunları alıyorlar ama diyorlar ki ya Sony sen zaten yıllardır fotoğraf sektöründesin. Evet daha iyisini yapabilirsin ama yapma. Dur. Bazı şeylerde dur. Evet bazı özelliklerin bizden çok iyi olsun. Hani o kadar karışmayalım ama özellikle otomatik çekimlerde dur. Frene bas. Bizden daha iyi yapma ki biz senden sensör almaya devam edelim. Biz piyasada en iyi fotoğraf, en iyi video çeken olarak satış yapalım. Sen de hem telefon satışını yap hem de bizlere ve diğer bütün firmalara sensör satışlarına devam et. Yılların markası Sony Sonradan piyasaya girmiş olan Samsung, Apple gibi telefonlardan daha kötü fotoğraf ya da daha kötü video çekmemesi gerekir. Kaldı ki bugün sinemacılık sektöründe birçok orijinal video kamera Sony'a. Ya, yani izlediğimiz birçok filmler Sony kameralarla çekiliyor lütfen. Yani telefonda mı bunu yapamayacak Sony? Ama yapmıyor. Yani yapamıyor değil. Yapamıyor kelimesini kabul edemiyorum. Yapmıyor. Bilerek, isteyerek yapmıyor. E peki o zaman biz neden bu telefonu alalım? Bu telefonu ya da kim alsın? Niye alsın? iPhone 13 Pro Max'i şu an ben kendimi çekiyorum. Video konusunda da her açıdan beni tatmin ediyor. Ben neden bunu alayım? Neden alacaksınız biliyor musunuz? Sony bir sevdadır. Bu sevda için bazı negatif şeyleri görmezden geleceksiniz. Yapacak bir şey yok. Telefonun eldeki duruşu daha önce kullandığım için beni hiç rahatsız etmedi ve daha önce kullandığım için ve alıştığım için... Oh be dedim yani bu ince uzun ekran benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi telefonun özelliklerini anlatacağım. Böyle biraz bilgi vermek istedim. Ve telefon hakkında Sony hakkında biraz bir şeyler anlatmak istedim ki birçok insanın kafasında büyük ihtimalle benle aynı düşünceler olabilir. Ya da olmadıysa da belki oluşmaya başlamıştır. Şimdi telefonun özelliklerini anlatmadan önce biraz daha telefon hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Telefonun bir öncekine göre duruşu arkasının özellikle mat olmasından kaynaklı olsa gerek da mat. E bana böyle elime aldı Biraz tank gibi bir telefon geldim. Çok sağlam bir hissiyatı var telefonun. Sert köşeli köşelerde pahlar kırılmış. Elinize alsanız ilk hissedeceğiniz şey bu duygular olabilir. Vay be diyebilirsiniz. Kutu açmasını göstermek isterdim. Ne yazık ki kutusuz aldım. Sadece böyle bir cihaz aldım. E, adaptör de yoktu. Zaten kutusundan cihazın kendisi, 30 wattlık bir adaptör ve kablosu çıkıyordu. Ne yazık ki şu an elimde onlar yok. Teknik özelliklere başlayalım. Şimdi. Telefonumuzun ilk önce fiziksel yapısından bahsetmek istiyorum. Telefonumuzun fiziksel yapısı ön tarafta Gorilla Glass Victus, arka tarafta Gorilla Glass 6 kullanılmış. Evet, mat bir görüntü var. Çünkü buzlu cam kullanılmış. Buzlu siyah deniliyor buna. Böyle o yüzden parmak izini de hiç belli etmiyor. Yani bayağıdır kullanıyorum şu an parmak izim çıkar diye düşünüyordum ama çıkmıyor. Ellerim biraz benim kurudur. Bazen çok yağlı olabiliyor. Ama genel anlamda arkası cam olan ve mat olmayan telefonlarda benim de parmak izim illaki çıkıyor. Bu telefonda şu an parmak izim gözükmüyor. Evet şöyle yaptığım zaman parmak izimi zor bela burada görüyorum ama görmesi çok zor. Ve telefonun elinize aldığınız zaman hissettiğiniz metal bir gövdesi var. Tank gibi dedim ya yani metal olmasa tank gibi demezdim zaten. Telefona önden bakıp sağ tarafa çevirdiğimiz zaman neredeyse her şey buraya konumlandırılmış. Ses açma kapama tuşu. Güç tuşu ve parmak izi sensörü, Google Asistan tuşu bu Google Asistan tuşu sadece Google Asistan işine yarıyor. Başka bir işe yaramıyor. Ve deklanjör tuşu. Deklanjör tuşu biraz küçük olmuş ama üzerindeki tırtıklı yapı sayesinde ben buradayım diyor. Onu söyleyebilirim. Önden bakıp sol tarafa çevirdiğimiz zaman sadece bir sim slotu var. Sim slotumuz çift simli ya da tek sim hafıza kartı yuvası olan bir slot. Üst tarafa baktığımız zaman amiral gemisinde görmediğimiz bir hareket. 3.5 milimlik kulaklık girişimiz burada mevcut. Sony bak işte inadına devam ediyor. Ben vazgeçmiyorum bundan diyor. Çok da iyi ediyor. Ve üst tarafta ikinci mikrofon. Alt tarafa geçtiğimiz zaman ortada Type-C yuvası ve hemen yanında ana mikrofon var. Bakın üstte ve altta bir hoparlör ızgarası yok. Neden? Ön tarafa geldiğimiz zaman görüyoruz. Üst tarafta ayıza ızgarası ve ikinci mikrofon. Alt tarafta daha ince fakat daha uzun bir hoparlör ızgarası var. Yani bunun sesi alttan ve üstten olmak üzere öne doğru çıkıyor siz oyun da oynasanız, masaya da koysanız, yani oyun oynarken de ellerinizi kapatmamış oluyorsunuz. İşte Sony inadından vazgeçmiyor. Ben böyle, benim doğrum bu diyor ve böyle devam ediyor. İyi ki de devam ediyor. Ön tarafta haricen üstte ve altta kalın bir çerçeve payı var. Sony gene bundan vazgeçmiyor üst taraftaki kalın çerçevenin içinde ön kameramız mevcut, öz çekim kameramız mevcut ve sağ tarafında sensörler var. Ve en sağ tarafta da bildirim ışığı var. Amiral gemisi bildirim ışığı bugün orta segmentte bile yok. Amulet kullanan hiçbir telefonda bildirim ışığı yok. Bazı durumlar hariç. Yani bildirim ışığı kalmadı artık telefonlarda. Ama bunda halen var. Sony inadından vazgeçmiyor. iyi yapıyor. Arka tarafa geldiğimiz zaman Sony'nin bir önceki jenerasyonuyla ile aynı olan neredeyse fark olmayan kamera dizilimini burada görüyoruz. Zaten ilk bakışta her şey aynı gözüküyor. Temiz bir arka yüz ve şurada kamera dizilimi mevcut. 3 adet çekim kameramız var. Bir tane TOF sensörümüz var. Ve üst tarafta flashımız mevcut. 3 adet kameramız var. Ama özelliklere baktığınız zaman 2 tane optik zoom yapan kamera gözüküyor. Sony bu telefonda dünyada bir ilki yapıyor. Ben her zaman şunu düşünmüştüm. Acaba bir zaman gelecek fotoğraf makinesi gibi böyle hareket eden objektifi olan bir telefon yapılabilecek mi? Olanaksız diyordum çünkü bu inceliğe hareket eden objektif olan bir şeyi nasıl sığdıracaksın? Mühendislik arge budur. Yapmış. Başarılı mı? Başarısız mı? Testlerde gördüğünüz zoom kalitesi çok iyi değil. Ama ana fikri harika. Yani lensleri şöyle yana doğru dizip ışığı buradan aldırtmak, sensörü de böyle koyup üstüne doğru aldırtmak mükemmel bir fikir. Yani takdir ettim. Gerçekten takdir ettim ve bu telefona bunu sığdırmış adamlar. Japonların kafası çalışıyor ya. Bazı inatlarından vazgeçmemeleri güzel ama bazı şeylerden de geçseler hiç fena olmayacak. Peki bu telefonun boyutları nedir? Telefonumuzun yüksekliği 165 milim, genişlik 71 milim, Kalınlıkta 8.2 milim ve ağırlığı da 186 gram. Sony'de olmazsa olmaz IP65, IP68 sertifikaları bu cihazda var. Ben bununla suya girip suyun içinde de fotoğraf çekebilirim. Ve telefonumuzun ekranına gelelim. Şimdi telefonumuzun ekranı zaten dünyada sadece Sony'nin kullandığı 4K çözünürlüğe sahip bir ekran var. Yıllardır Sony bu 4K'yı kullanıyor. Başka hiçbir telefonda 4K göremedik. 2K gördüğümüz oldu tabii ki ki var ama 4K bugüne kadar hiç olmadı. İşte bu 21.9 e ekranda da Sony 4K kullanıyor. Yani 4K'dan kastım tabii biraz dar bir ekran olduğu için çözünürlüğü de söyleyeyim size. 1644 piksel şuradaki çözünürlük yani şu genişlikteki çözünürlük 1644 piksel. Şu uzunluktaki çözünürlük de 3840 piksel. Bu da bize 643 ppi'lik gibi çok yoğun bir yoğunluk veriyor. <laughs> yani bugüne kadar bu kadar yoğun piksel yoğunluğu olan bir ekran görmedik. Ve bu ekran OLED bir panele sahip, 1 milyar renk derinliği olan bir panel, HDR BT2020 renk gamına sahip ve 120 Hz'lik bir paneli var. Yani 4K ve 120 Hz. İşte 120 Hz 4K'da çalışıyor mu tam emin değilim. Çünkü GSM Arena'ya girip bakarsanız bazı durumlarda çözünürlük değişiyor diyor. Telefon otomatik olarak yapıyor bunu. Yani bir manuel elinizle değiştirdiğiniz bir yer yok. 120 Hz'i seçiyorsunuz ama 120 Hz 4K'da mı çalışacak? ilgili çözünürlükte mi çalışacak böyle bir şey seçemiyorsunuz. Bunu büyük ihtimalle telefon kendi ayarlıyor. Yani benim aklıma da şu geliyor. 120 Hz 4K her yerde çalışmıyor. Ama 120 Hz tazeleme hızı var. Aslında çok da önemli değil. Yani 4K olmayan yerde 120 Hz çalışıyorsa bile oradaki çözünürlük 1096 piksele 2560 piksel. Yani orada bile aslında baktığınız zaman neredeyse 2K çözünürlükte 120 Hz çalışmış oluyor. Sadece 120 Hz'de fazla pil tüketiyor. Onu unutmayın. Şimdi telefonun kalbine geldiğimiz zaman telefonun kalbinde bir aslan yatıyor. Snapdragon 888. Hani 888 Plus çıktı ama çok da önemli değil diyorum ben. 888 zaten olabilecek en iyi işlemci. Sadece biraz fazla ısınan bir işlemci ama bu telefonda çok ısındığını ben pek görmedim ya. Yani stabilite 888'i diğer cihazlara göre oldukça iyi. Telefonun hafıza veren tarafına geldiğimiz zaman iki tane seçeneği var. 12 256 ya da 12 512. Elimdeki 12 256 olan. Yani telefonun kamera tarafına geldiğimizde telefonda 3 adet sensör var dedik. 3 adet e, kamera var dedik. Ana kameramız Sony bugüne kadar hiç vazgeçmedi. Keza iPhone da vazgeçmiyor. 12 megapiksellik ana kameramız mevcut ve F1.7 diyaframa sahip. 1.8 piksel boyutu var. 1.8 gerçekten çok yüksek bir piksel boyutu. Ve 24 milimlik genişliğe tekabül eden bir lensi var. Tabii ki OIS destekli. İkinci kameramız gene 12 megapiksel geniş açı kamerası. Bu geniş açı kamerasının diyafram değeri 2.4. Açı derecesi 124 derece yani 16 mm tekabül ediyor. GSM arenadaki okuduğum bilgiye göre geniş açı kamerasında OIS yok. Büyük eksiklik. Üçüncü kameramız, üçüncü kameramız az önce anlattığım Zoom yapan kamera iki tip zoom yapabiliyor. Nasıl iki tip yapabiliyor? Tek sensör önünde hareket eden bir mercek sistemi var. Bu hareket eden lensler sayesinde birinci olarak f 2.3 70 milim zoom yapan yani 2.9 x zoom yapan İkinci olarak f 2.8 yani 4.9 x zoom yapan bir kameraya sahip olmuş oluyor ve bu sensörde ois desteği var yani zoom yaparken ois destekli çalışmış oluyor. Aslında sadece bu sistem üzerine bile konu yapılacak video yapılacak bir konu çıkmış oluyor ama hani üzerinde çok durmuyorum sadece şunu bilin gerçekten ama gerçekten Mühendisler oturmuş çalışmış ve bir cep telefonunda hareketli lensi nasıl yapabiliriz? Yani objektifi nasıl koyabiliriz? çalışmışlar ve bu sistemi geliştirmişler. Bir daha söylüyorum, bir daha söyleyeceğim, her zaman söyleyelim. Sony mühendislerini takdir ettim. Bu donanımda 4K'ya kadar, 60 FPS dahil olmak üzere hatta 120 FPS dahil olmak üzere videolar çekebiliyoruz. Gelelim ön kamera. Yani keşke gelmeseydik diyeceğim bir yere geldik. Ön kameraya hiç özenmemişler yani 8 megapiksel hadi megapikselini geçtim çok önemli değil ama 8 megapiksel f2.0 diyaframa sahip bir kamera var ve bu kamerayla 4K video kaydı falan çekemiyorsunuz. Testlerde gördüğünüz oldukça dar bir açı yani işte ön kamerası var mı var yani öz çekim yapıyor mu yapıyor gibi bir durum oluşmuş yani böyle çok anlatacak bir şey yok öz çekim kamerasında. Ses sistemine geldiğimiz zaman az önce söylediğim gibi stereo bir hoparlöre sahip. iki hoparlör de öne doğru ses veriyor. 24 bitlik bir ses sistemi var. Dolby Atmos gibi seçenekler var. Sesle alakalı birçok seçenek var. Ve bu telefonda özel böyle bir titreşim olayı var. Hani ses, müziğe göre telefon titriyor. Bu da size daha güçlü bir ses vermiş gibi bir imaj oluşturuyor. Aslında bu da bir algı operasyonu. Ses yükseldiği falan yok. O titreşim sayesinde Vay be ne kadar güçlü bastığa veriyor telefon nasıl titriyor. Alakası yok. Ama düşünce güzel düşünce. Kulaklık girişi olduğunu zaten fiziksel yapısını anlatırken anlattığım çok iyi bir hareket. Yani gerçekten çok iyi. Hepimizin evinde yıllardır kullandığı kulaklıklar vardır. Vazgeçmediği kulaklıklar vardır. İşte bu telefonda o kulaklıkları kullanabileceksiniz. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS bütün bağlantı özellikleri var. Kızartısı yok. Zaten olmasına gerek de yok. Çok da kullanılan bir şey değil. Radyo özelliği yok. Parmak izi sensörünün güç tuşuyla aynı olduğunu söylemiştim. Zaten Sony ile gelen yandan parmak izi sensörü halen burada devam ediyor. Ekrandan bir parmak izini koymadı. Arkada parmak izi zaten yoktu. Her zaman yan tarafta Sony bunu kullandı. Ve kullanmaya da burada devam ediyor. Hızı... Anlatmaya gerek yok zaten gayet hızlı. Bugün e, 2000 liraya da yandan parmak izi bir telefon alsanız o bile çok hızlı ve pile geldiğimiz zaman 4500 miliamperlik bir pil var bu telefonda ve Sony'nin demesine göre içinden çıkan 30 wattlık adaptörü ile bu telefon yarım yüzde %50 dolabiliyor. Ben testleri yaptım. Orijinal adaptörü yoktu 30 wattlık başka bir adaptörle yaptım. Testlerde göreceksiniz 30 dakikada ne kadar dolmuş? göreceğiz. Evet dostlar, bu telefonun teknik özellikleri bunlardı. Biraz da kendi yorumlarımı katarak size bunları anlattım. Peki, bunun üstüne gelen Xperia Pro ay bundan ne kadar iyi? Şunu söyleyebilirim. Ana kamera sensörü bundan çok iyi. 1 inçlik sensörü kullanıyor. Fakat çoğu kişi bunu bilmeyebilir. 1 inçlik sensörün %100 alanı kullanılmıyor. 1 inç sensörün piksel boyutundan yararlanılmış oluyor. Yani bunun sensör olduğunu varsayalım. %100 alan buysa Sony Xperia Pro Eye'de bunun %100'ünü kullanmıyor. Sadece ortadaki bir kısmını kullanıyor. Peki neden bir sensör kullanılıyor diye soracak olur iseniz. Çünkü bir inç sensörde 20 megapiksel ve piksel boyutu 2.4. 2.4 olduğu için Ortadaki bir alanı kullansa bile Sony 2.4 boyutunda bir piksel kullanmış oluyor. Bu da size yolsu elektrik olarak geri dönüyor. Bir kere düşük ışıkta artık gece modu olmadan bile çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bir objeyi çektiğiniz zaman bokeh efekti kullanmadan bile gerçekten güzel bir portre resim çekebiliyorsunuz. Piksel boyutu büyük olduğu zaman işte böyle avantajları oluyor. Yani özelliklerine baktığınız zaman Pro ayın 1 inç 20 megapiksellik sensör kullanmasına rağmen kamera özelliklerinde 12 megapiksel yazdığını göreceksiniz. E bu durumda ne oluyor? Cep telefonu dünyasında halen 1 inç sensör kullanan iki makine var. Benim kanalda incelediğim Panasonic Lumix CM1 ve gene benim Türkiye'de ilk yaptığım ve kanalda incelediğim Sharp Aquos R6. Bunlar 1 inç sensörün 1 inçini kullanıyor ki Sharp orada mühendislik dehasını konuşturuyor. 1 inç sensörle ve tek lensle normal açı, geniş açı ve zoom kamera özelliklerini kullanmış oluyor. Sony bunu yapmamış Pro Ada. Özelliklerine girin, bakın göreceksiniz. Dolayısıyla evet ana kamera yine 12 megapiksel ama piksel boyutu 2.4 olduğu için bundan daha iyi fotoğraf çekecek. Geniş açı ve zoom lensine baktığınız zaman zoom lensteki bundaki teknolojik harika Pro Ada yok. Bence orada da geri gitmiş oluyor. Geniş açı lensleri hemen hemen aynı. Öz çekim kamerası zaten aynı. Ekran özellikleri birebir aynı. Pil kapasiteleri aynı. Yani baktığınız zaman bu telefon yurt dışında 1000 dolar ise o telefon yani Pro Ay 1800 dolar. Ve 1800 dolar olmasındaki en büyük sebep ne? 1 inç sensör kullanması. O da %100 alanını kullanmıyor. Kusura bakmayın ya. Yani Sony burada biraz aklımızla mı dalga geçiyor bilmiyorum ama bu telefon 1000 dolarken ben o telefona 1800 dolar vermem. Kim verir onu da bilmem. Profesyonel insanlara hitap ediyor ama profesyonel insan da 1800 dolar tutup da o telefona vermez. Zaten profesyonel insanlar bile yanında anı kurtarmak için güzel fotoğraf çekebilmek için iPhone kullanıyor yani. Bunda kadırcı ayarla, onu ayarla, bunu ayarla yapana kadar iPhone'da bir fotoğraf çekiyorsun tak diye çekiyor. Gerçi bu da öyle artık. Otomatik modu gerçekten çok iyi. Ama genel kamera olarak puanlamaya bakarsak iPhone profesyonel insanların bile daha fazla tercih ettiği bir telefon. E şimdi 1800 dolar adam neden Sony'e versin? Bir sonraki videomda bunun arayüzüyle normal bir telefonun arayüzünü size göstereceğim. Kamera arayüzlerini göstereceğim. Pro kişilere, pro kişilere hitap ediyor diyoruz ya. Ne kadar profesyonel Normal bir telefon ne kadar profesyonel kişilere hitap edebilir? Onları size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu telefonun ne kadar profesyonel olduğunu görün ya da diğer telefonların bunun yanında ne kadar amatör gibi kaldığını görün. Ya da tam tersi. Amatör mü kalıyor yoksa ya gerçekten diğer cihazlarda gayet profesyonel fotoğraflar çekebiliyor. O videoları izledikten sonra bu karara varacaksınız. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Zaten kanalda bunun kamerasını gördünüz. Ses kalitesini gördünüz. Ekranla alakalı anlatılacak hiçbir şey yok. Dünyada benzeri olmayan kendine özgü bir ekranı var. Parlaklık gayet yeterli. Sadece ince uzun bir ekrana alışabilir misiniz? O bir soru işareti. Ben alıştım. Sizi bilemem. Ekranla alakalı bir test gelmeyecek. Evet videomuzun sonunda her zaman olduğu gibi. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Ben size her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.